Adı hasretti. Bağlamasıyla tutundu yaşama. Türküleri çok sevdi. Bir de bu memleketi. Tele her vurduğunda bir resim çizdi. Bir ışık yaktı bu hayata. Ama genç yaşında yıllardır sönmeyen bir yangının içinde adı gibi hasret bıraktı. Sevenlerini de, türküleri de, bağlamasını da. Hasret Gültekin, 1 Mayıs 1971'de Sivas'ın Han köyünde Alevi Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 6 yaşında bağlamayla tanıştı. Müziğe yeteneği doğuştandı. Bağlamaya ve türkülere tutkusu gün geçtikçe arttı. Eğitimini yarıda bıraktı. Küçük yaşta türkülerle, deyişlerle yoğruldu. İlk resitalini Kadıköy Moda Sineması'nda verdi. Gün Olaydı adındaki ilk albümü çıkardığında 16 yaşındaydı. Yeni albümlerinde şelpe tekniğini kullandı. Geliştirdiği tarzıyla bağlama devrimcisi olarak anılmaya başladı. O yıllarda Kürtçe müziği yasaktı. Bu yasağı delerek Nevroz adlı albüm serisini hazırladı. Albümler art arda geldi. Avrupa'da ve Türkiye'de konserler verdi. Arif Sağ, Emekçi ve Musa Eroğlu gibi ustalarla aynı sahneyi paylaştı. Ezgilerinde çok sesliliğe yer verdi. Deyişleri batı müziği ritmiyle buluşturdu. Bu halk müziğinde bir devrimdi. Bağlamanın yanı sıra tar, kabak kemane, davul ve zurna gibi birçok enstrümanı da çalıyordu. Çok sayıda sanatçının albümünde de müzik yönetmenliği yaptı. Uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil etti. 1991 yılında Yeter Gültekin'le evlendi. İnsanların eşit ve kardeşçe yaşaması ilkesini benimsedi. Aynı dönemde eşinin hamileliğiyle bir güneş doğdu hayatlarına. Bir çocukları olacaktı. Hasret Gültekin 1993'te Pir Sultan Aptal Şenlikleri için Sivas'a davet edildi. Bağlamayla, türkülerle, deyişlerle geçen yaşamının son durağı olacaktı bu. Konakladığı Madımak Oteli 2 Temmuz'da kışkırtılmış yobazların saldırısına uğradı. Toplanan kalabalık oteli önce taşladı, ardından da ateşe verdi. Koskoca otel göz göre göre alevlere boğuldu. Sezen Aksu'nun şarkısındaki gibi bir çağ yangınıydı bu. Madımak Oteli'nde 33 aydın şair ve sanatçı yanarak can verdi. Hasret Gültekin'in başarılarla geçen ömrü de alevlerin arasında 22 yaşında son buldu. Tarihe kara bir leke olarak geçen olay sırasında eşi Yeter Gültekin hamileliğinin son dönemindeydi. Madımak katliamından 1,5 ay sonra oğlu dünyaya geldi. Adı Roni Hasret oldu. Hasret Gültekin'in vefatının ardından adına saygı albümleri çıkarıldı. İsmi yaşatıldı. 22 yıllık ömrüne türküler, eserler, albümler, anılar ve nice başarılar sığdırdı Hasret Gültekin. Bir albümüne verdiği isimde olduğu gibi türküler yalan söylemedi. Eşsiz yeteneğiyle güzellikleri anlattı ve o çağ yangınında sonsuzluğa göçtü. Geride ise yanmayan türküler kaldı. Bir de teline vurduğunda yürekleri titreten o bağlamanın sesi.